Sevgili seyircilerimiz, afiyet olsun. Köşemizdeyiz. Bakıyorum, ustam kalıpları hazırlamış, malzemeleri hazırlamış. Ustam, ne yapacağız bugün? İkinci hoş geldiniz. Evet, teşekkür ederim. Nasılsınız? Siz programımıza çok teşekkürler. Gayet iyiyim hamdolsun. Siz de iyisiniz dünden beri. Vallahi hiç kötü olmak istemiyorum. Olmadım da, olmayacağım da. Bugün hiç olmayacağız. İnadına hayat sevince güzel, inadına hayat güzel. Aynen, İnadına, aynen. Ben de öyle diyorum. Yaşadıkça güzelleştirin diyorum. Evet, hayat sevince güzel. Güzel bir mesajla başladık. Bir de güzel bir kek de başlayacağız. Top kek yapacağız. Dörtlükler olacak. Üzerine çikolata sos koyacağız. Oo, harika. Bir de hakikaten bunları... çok güzel çikolata şey gösterelim. Olalım, samimi olalım. Bunları yeni aldım. Çok hoşuma gitti, markette gördüm. Dün bahsetmiştiniz bana. Bugün hemen ustam almış. Evet. Evet. Evet, evet. Biliyorsunuz salondaki evet. Kalıplar normalde hanımların kullanmış olduğu geniş kalıpların minyatür hali. Küçük, evet, görünce çok hoşuma gitti. Belki daha önce vardı ama insan bazen en yakındaki şeyi göremeyebiliyor. Evet. Dediniz ki alayım, dün gördüm, aklımda kaldı. Evet. Bugün de hemen uygulamalı olarak gösterelim izleyicilerimize. Pekala. Biz iki halini yapacağız. Aslında top kek ama biz katli top kek yapmaya çalışacağız. Bir de malzememiz artacağı için bir bölümünde bunları da deneyeceğiz. Yuvarlak. Bunları alalım kenara ya. Pekala, hemen yapıma ne yapıyoruz? Diyorum. Ben çırpacağım. Yok, ben size şimdi böyle hani bir şatalatlı iş yapıyor gibi biraz daha gösterişli olsun. Peki. Hani yumurtaları alabilir miyim diyeyim. Ustam, yumurtaları, iki adet evet, yumurtayı ekliyorum. Bir su bardağı şeker lütfen. Tabii ki hemen ardından şekerinizi ekliyoruz. Ben çırparken sizden malzemeleri rica edeyim. Tabii ki hemen sayalım izleyicilerinizi. 2 adet yumurta ve 1 su bardağı şekeri şu an ustam çırpıyor. Daha sonra yarım su bardağı süt, yarım su bardağı çiçek yağı, 1 su bardağı ve 4 yemek kaşığı un ekleme yapacağız. 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1 paket donuk böğürtlen ve tabii ki hazır çikolata sosu olacak. Evet. Böğürtlenimiz dipfrizde şu an donuk olarak bekliyor hala. Evet. Burada yine her zaman olduğu gibi bir krema halini kek olacağı için kabarması gerekiyor. Ustam tabii, biraz daha. Evet, biraz daha. Bravo. Biraz daha. Evet, yaklaştık. Çok az daha yapmamız gerekiyor. Evet. Şöyle bir 30 saniye falan diyelim. Bravo, yemin ederim şuna öyle geçiyor. Gerçekten. Vallahi. Ama hemen hemen hazır. Evet, evet. Evet. Şimdi ne diyoruz Erdoğan İlker Hanım? Sulu gıdalar. Evet, o zaman. Ben rica ediyorum yarım su bardağı süt çiçek yağı fark etmez. Süt, hemen diyorum. Sütü ekliyorum. Sütü icat ettik. Çiçek yağımızı icat ediyoruz. Hemen ekliyorum. Arkadan karbonat ve... Yani burada şey de belirtebiliriz pişmez. Karbonatla vanilya yan yana durduğu zaman evet, nasıl ayırt edebiliriz? Evet, hemen geliyoruz. Hep aklımdadır. Özellikle dikkat etmişimdir. Karbonatın rengi biraz daha açık tondadır. Parlaktır, nişasta gibi kendini çok iyi belli eder. Vanilya biraz daha mat durur. Evet. Bu da püf noktası olsun. Ben size yardım edeyim. İkisini birlikte tamam. Belki sınavda geçemeyebilirim diye düşündünüz. Arkadan bir su bardağı unumuz var. Lütfen ilave edelim. Evet. Bir de ne demiştik? 4 yemek kaşığı kadar. Evet. Hemen şurada açıkta unumuz var. 4 yemek kaşığı un rica edeceğim. Evet. Tepeleme mi yoksa böyle şöyle, çok güzel. Evet, o şekilde çok güzel. Hemen. Zerrin Hanım, sizin mutfaklarınız nasıl? Pek fena sayılmaz. Sayılmaz, evet. Ama bizi seyrediyorsunuz. Tabii ki, tabii ki. Tamam, teşekkür ederim. Şefimiz harikalar yaratıyor. Evet, değil mi ustamız? Evet, evet. Hakikaten. Evet. Bakalım şimdi canlı canlı izlemesi tabii ki daha da güzel olacak. Daha zevkli değil mi? Tabii. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Keşke kolunuzu da alsaydık efendim sizi buralara. Evet. Sağ olun. Ben zeytinyağlı yemekleri daha çok seviyorum yapmayı. Aa, çok yani, güzel. Evet, enginar filan mesela. Ben de bayılırım, öyle bayılırım. Şeyler, evet. Zeytinyağlı. Misafir sofralarını daha keyifli. Yani günlük yemekten ziyade böyle biraz daha işte kalabalık sofralar, aile yemekleri, güzel. Davet yemekleri onları daha çok seviyorum. Oldukça da başarılıyım. Hani bu konuda bir kevaz var. Keşke sizi bu sofraya beklerim. İnşallah, inşallah. Bir sefer de mutfak için gelirim o zaman. Tabii ki, tabii ki her zaman bekleriz. Tabii. Evet, çok isteriz buyurun, gerçekten. Biraz. Şu an tereyağı kullanacağım kalıplarıma. Evet.
birer parça yediriyorum yumuşak olduğu için. Evet. Daha sonra elle gezdirme evet. yapacağım. Yardıma ihtiyaç varsa gelebilirim. Gelirim, lütfen buyurun. Buyurun Zerrin Hanım. Ben sizden evet. şu ağzı altı kapalı, henüz kesik değil. İlk anlı bir yardımlaşma yaparak, tamam. dostlaşma için yaparsanız çok sevinirim. Ankara'dan misafirimiz geldi, mutfağına soktuk. Ama İzmir'in havası başkadır, koklatıyoruz şu an. Tabii ki. Mecazen de olsa. İzmir'imiz başkadır. Evet. Zerrin Hanım, daha önce gelmiş miydiniz İzmir'e? İzmir'e zaman zaman geliyorum ama yazları Bodrum'a geliyoruz. Ankara'da yaşıyorum. Ben zaten Bodrum'dan geldim. Sabah yola çıktım. Aa, çok güzel. Ve güzel bir yolculukla, rahat bir yolculukla da çok şükür size de mahcup olmadan. Estağfurullah. Yani yol hali ama belli olmaz. Kazasız, belasız inşallah. Tabii. Giderken de aynı şekilde. Evet. Tamam. Aferin güzel. Evet. Ağzını yukarı doğru kapatabiliriz. Tamam, tamam. Valla bugün hakikaten harika. Çok güzel. Şöyle koyabilirsiniz. Şöyle koyayım mı? Evet, söyleyebilirsiniz tamam. olduğu gibi. Ellerinize sağlık, rica çok ederim. Teşekkür ederim. Geçiyor musun? Mustafa onları yağlayacak, dökerken biraz görelim. Evet, biraz görelim. Ondan sonra sözü size devredeceğim. Sohbetinize geçelim. Ne güzel. Ankara'nın havaları nasıl efendim? Buralarda belirsiz biraz. Sıcak Ankara galiba, sıcak değil mi? Evet. Sıcak. Evet. İzmir daha az sıcak. İnanır mısınız? Hep İzmir'i yaz için korkuturlar. Hani işte şöyle çok sıcaktır, sıcak oluyor. Böyle sıcaktır ama inanın Ankara ve Bodrum'da daha az değil. Gerçi biz Bodrum diyoruz da hani Yalıkavak'ta bizim evimiz. Orası biraz daha esintili, nemi yok gibi. Çok düşük Yalıkavak hatta diyebilirim. Çok evet. güzel bir yer, seviyorum. Bodrum'un hemen evet. her yerini gezdim. Yalıkavak evet. en favori yerlerden birisi. Bir de Yahşi Plajı. Orta kentteydi galiba. Evet. Yahşi Plajı'nda çok bayıldım. Oo. Çok harika bir yer orası. Biraz daha suyu soğuktur. Şey anlamında. O civar. Akşamları güzel oluyor çayısı. Oo, çok sahilde güzel, çayısı güzel, var. Evet, evet, çok güzel evet. bir çayısı var. Evet, yağlama Tek işlemimiz lazım. Tamam. Evet. Bunu ben daha sonra yağlarım. Tamam. Bir bıçak yardım ile. Hem de kalpli. Evet, evet. Evet, çok güzel. Valla harika olacak. Çok az keseceğim. Evet. Evet. Şimdi Erhan da gösteriyor. Yarısına kadar mı koyuyoruz? Biraz fazla. Yarısından biraz Hı-hı. fazla. Kabarma payı evet. bırakıyoruz. 2 milim falan evet. kalıyor. Tamam, evet. Çok güzel. Valla evet, harika olacak değil mi? Okullar arasında bir program. Tabii çok ki bizim şanslısı. De böyle. Teşekkürler. Sağ olun. Ben de denk geldim. Ben sizden bir tane doldurma rica edeceğim. Ben orada öğretmenlerimi çıkarayım. Tamam pekala. Belki elleriniz hafif yalanacak ama peçeteyi Yok, vereceğim olsun. Size. Peçetelerimiz var nasılsa. Tabii ki. Ankara'dan geldiniz. Televizyona geldiniz. Ege televizyona geldiniz. Evet. Sevinç'e güzere geldiniz. Mutfakta tatlı yapıyorsunuz. Ellerinize sağlık. Ben devam ediyorum şefim. Buyurun buyurun. Siz hepsini dolduruyor musunuz? O kadar güzel ki doğum evet. günlerinde gelen misafirlere günlerde hanımlar bunu rahatlıkla yapabilirler. Çok da hoş durur hakikaten servis tabağında. Evet efendim. Evet. Oo, her iki gözleriyle. Her iki gözleriyle. Evet. Oo, evet çok şık duruyor. Ay harika oldu ustam gerçekten. Şu şekilde. Yerleştirmeni yapacağız. Çok evet. teşekkür ederim. Buyurun. Şöyle bırakabilirsiniz. Tamam. Çok güzel oldu ustam. Gerçekten. Evet. Donuk bu şekilde çözülmesini beklemiyoruz. Çözdürmüyoruz. Evet diyor. Pişince bakalım nasıl olacak onlar sevgili arasında. Sevgili kameraman arkadaşımız Fırat onay verdiyse gerçekten o iş mükemmel olmuştur. Evet kenarlarına kaçık. Evet. Şimdi efendim. Yapılışını gördünüz. Ağır şeylerimiz, miktarlarımız belli. Program sonunda yine hatırlayacağız. Gece sonunda yayın tekrarımız var. Ben bunları yapmaya devam ederken İlkay Hanım'la sevgili evet. konumuzu baş başa bırakıyorum. Tamdan sevgiyle uğurluyorum. Çok teşekkür ederim. Size kolay gelsin diyoruz. O zaman biz de sohbet köşemize geçiyoruz. Evet sevgili seyircilerimiz, afiyet olsun köşemizde. Yemeğimiz için ustam malzemeleri hazırlamış. Evet. Evet. Çiçeklerimizin son halini biraz olsun yansıtalım mı? Kağıtta pastırmalı evet. çipura. Evet, keklerimiz de pişti. Ustam şimdi onları öyle bırakmaz biliyorum ben. Süsleyeceksiniz.
Tabii ki sunacağız. Biraz soğumasını bekliyoruz. Dolaplarının içerisine koyduğumuz için. Evet. Biraz sulu gıda biliyorsunuz. Evet. Biraz ham yapısını bozma ihtimali var. Hatta ufaktan zedeledi ama biz yine kurtararak. Biz dayanamadık tabii, önceden sunumları yaptık. Ben burayı göstermeyeyim sayın seyirciler. Tabii şimdi Zeynep Hanım vardı. Zeynep Hanım'a verdik arkadaşlar. Misafirimize ikram ettik. Tabii ki tadına baktık. Tadına baktık. Ben olmuş. Tavsiye ediyoruz. Evet. Şimdi ise pastırmalı balığımız var. Kağıtta olacak. Çıkırımız var. Evet. Öncelikle ben malzemeleri hatırlatayım. Buyurun. Siz ona hazırlarken 4 adet çipro fileto, 100 gram pastırma, 1 adet domates, 2 adet yeşil biber, yarım çay bardağı zeytinyağı, tuz, karabiber ve yağ kağıt. Evet, yeşil biber. Zeytinyağımızı koyduk, ısınmasını bekledik. Şuradan. Biberlerimizi attık. Çok değil, hafif öldüreceğiz. Evet. Hafif pişireceğiz, öldürmeyelim kimseyi. Daha sonra ise pastırmalarımızı, domates, evet, ve pastırma. Şöyle ben gramaj verdim ama böyle birer yaprak da alabilirler. Evet. Her balığın boyutu için birer yaprak ya da ikişer yaprak da tercih meselesi. Biraz daha bol tercih edilebilir. Evet. Domateslerin üzerine çok az karabiber ve tuz ekliyorum sadece. Tavada piştiği zaman pastırma, börek için aslında böyledir. Paçanga böreği var, pastırma da böyledir. Evet. Tavada piştikten sonra, yani az piştikten sonra sardığınız zaman böreği ya da balığa koyduğunuz zaman, az biraz sonra yapacağınız balığa koyduğunuz zaman daha lezzetli kalıyor. Oo, çok güzel. Hem balıklarımızı da açalım bir taraftan. Evet. Çipuralarda hazır. Bekliyoruz biz de merakla. Yeterli. Fazla öldürmediniz. Yok, az bir evet, şekilde. Çok az, evet. Pastırmamızı koyduk. Evet. Dediğim gibi tercih meselesi, ikişer tane de konulabilir. Hı hı. İki domates koyuyorum üzerlerine. Biber. Aslında ustam paçanga yenmez mi bu? Yenir efendim, yenir. Evet. Leyla Hanım diyor ki en çok bu bölüm çok seviyorum diyor. Mutfak bölümümüzü ve Erhan, Erhan da diyor. Kameraman arkadaşım Erhan. Sevilmez mi diyor. Sevilir. Evet. Mutfak köşemiz sevilmez mi? Fırat ben de diyor, evet. Girelim. Alalım. Ekip olarak mutfağı seviyoruz. Evet, doğru. Biz ekip olarak. Ben de sizi seviyorum. Bilmiyorum, çok benim mi yoksa mutfaktaki yiyecekler sizi seviyoruz, hayır olur mu? Sizi seviyoruz. Hayat sevince güzel ekip olarak. Ustam sizi seviyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben de sizleri. Yaptıklarınızı da çok beğeniyoruz. Afiyetle yiyoruz. Teşekkür ederim. Şimdi ise üst kısmını da hafif yağlamak istiyorum. Yağlı kağıt olmasına rağmen derisinin çok yapışmasını az istemiyorum. Bir bütün çıkmasını evet istiyorum. Alt üst arz edilirse tuz, çok az. Evet, çok az tuz ilave edilebilir. Evet, hemen sarı. Biraz daha kolay görülsün diye tahtama kaldırıyorum. Evet. Evet. Kaldırıp paketi yapıp daha sonra ise tepsimizi, yani malum yağlamaya gerek yok. Bu evet şekilde işlemlerimizi yaparak 4 adet fileto, yani 4 balığımızın filetolarını bu şekilde hazırlayacağız. 200 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirmemiz yeterli olacak. 30 dakika sonra, yok 40 dakika, 45 dakika sonra herhalde görüşeceğiz. 20-25 dakikamız var. Evet. Ben hemen hızlandırıyorum. Vaktiniz fazla yok. Sizi konunuzla ben baş başa bırakayım. Evet. Ben de mutfağımda tek kalayım. Hemen balıklarımı hazırlayayım. Güzel bir konu geçireceğiz gerçekten Leyla Hanım'la birlikte. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Ellerinize sağlık çok diyoruz. Çok teşekkür ederim. Ve görüşmek üzere. Bırakıyorum ben sizi. Evet, sohbet köşeme geçiyorum. Evet sevgili seyircilerimiz, afiyet olsun köşemizdeyiz. Bakıyorum kalpli kekleri ve diğer yuvarlak keki harika. Teşekkür ederim. Vallahi ellerinize sağlık. Çabuk geldiniz, bu kadar erken beklemiyordum. Ben neden geldim değil mi?
Evet. Hayır, konu aslında çok güzel. Açsam daha da gidecek ama şimdi yeni bir konuya da girmek istemediğim için konumuzu burada bitirelim dedik, mutfağımıza geçelim. İyi yaptınız. Bana gelmek de yaptınız tabii ama konumuz sürekli konumuz. Yine devamını mutlaka getireceksiniz. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Güzel mesajlar veriyorsunuz. Aynı zamanda teşekkür ediyoruz. Biz de güzel bir ikramlar size birazdan vereceğiz. Evet Leyla Hanım. Tabii ki. Teşekkür ederim. Evet. Şu an sanıyorum evet ekranda güzel bir görüntü var benim için tabii. Öncelikle insan yaptığı işi zevkle beğenerek yapacak evet, ki zevk alsın. Evet değil mi? Olumsuz problem yaşamaz. Sağlıklı bir duruş. Evet, evet çok iyi. Herhalde ondan sonra. Evet. Leyla Hanım siz de böyle alalım buyurun. Geleyim. Seyircilerime bir de börtensiz yaptım, hemen yetiştirmeye çalıştım. Aa çok güzel. Ustam valla hem börtlenme hem sade. Evet. Oo, çok harika olmuş gerçekten. Evet şimdi kameramızda gösterecek. Evet. Ay çok güzel oldu. Evet bu arada balıklarımız da. Onlar da hazır. Evet. Ustam bugün bize börtlendi, top kek ve sade kek yaptı. Ve kağıtta pastırmalı çipura. Tabii börtlenen kek böyle kolay çıkmıyor. Aslında biraz çıkardıktan sonra soğumasını beklememiz gerekiyor. Biz o zaman cevizi fırında yaparız. Bunun tabana biraz daha pişmeye ihtiyacı var. Evet, sadece gösterebiliriz. Evet, gösterebiliriz. Hatta ve hatta böğürtlen reçelleri var. Ben böğürtlen neden taktım bugün bilmiyorum ama şöyle söyleyeyim. Kırmızı. Bunun içerisine çikolata sos değil de böğürtlen reçeli dolduysa da yapıldığında muhteşem oluyor. Ama biz... Evet, şu şekilde. Evet, harika oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Diğer tarafta ise hemen balıklarımızı alalım. Evet, pastırmalı gerçekten gösterelim. Müthiş kokuyor. Evet. Evet. Burada biraz çok daha benim diğer programım. Diğer programım da başlıyor. Demin eşli programı var sonra sonra. Mutfaktan tabii yemek kokuları gitmiyor. Konuklarım diyor. Ay mis gibi kokuyor burası. Evet aslında kokular arasında program yapabilme konusunda da sizi tebrik ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun valla. Çok da güzel oluyor diyorum. Ustam harika olmuş gerçekten. Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Bir de yeşil soğanlarımız var. Yeşil soğanları peçeteyle ıslatıp eğer dolapta bekletirseniz biraz daha diri duracaktır. Aa, bu genç bir püf nokta. Evet. Bilmiyordum bunu. Bunları aşçı arkadaşlarımız da değerlendirebilir. Bir kısmının bildiği, bir kısmının bilmediği bir olaydır. Vallahi bravo, ben bilmiyordum. Daha sonra, evet. Şöyle göstereyim, daha net anlaşılacak benim demek istediğim. Evet. Deliyorum. Yeşil soğan dik durur mu kolay kolay? Durmaz. Ama tabii ki evet. Islak peçetede dolapta durunca. Şu şekilde. Ben tabağıma kaydırmak istiyorum yemeğimi. Evet. Böyle hoşuma gitmedi. Evet. Evet dik, evet. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Evet, geliyor. Ve az kaldı. Hazır. Ve hazır. Hazır, evet. Vallahi harika. İslam. Evet. Görüntü nasıl? Vallahi güzel. Görüntü süper. Harika. Görüntü süper. Tadı zaten süperdir diye düşünüyorum ben. Balıklar. Sen de öyle düşünüyorsun değil mi? Kokular da öyle. Hemen yapımını da anlatalım istiyorum. Evet hemen anlatalım. Kekten başlayalım. Yumurta ile şekeri güzelce çırptık. Kırma haline gelinceye kadar şekerin iyice erimesini sağladık. Daha sonra sulu gıdalara, daha sonra kuru gıdalara ilave ederek bir harcımızı elde ettik. Harcımızı bir sıkma torbasına eğer varsa koyabilirsiniz. Yoksa kaşık yardımıyla az önce gördüğünüz tepsilerinizi, kalıplarınıza ya da siz bütün büyük bir kek kalıbınıza da dökebilirsiniz. Tabii önceden yağlanmış olması daha yavrucuklara ve hatta unlarsanız daha kolay kekiniz çıkacaktır. Ne kadar sürede derecede pişirdik onu söylemedik. 200 derece yaklaşık 15 dakikada pişirdik keklerimizi, top keklerimizi. İçerisine böğürtlenleri koyduk. Böğürtlenler biraz çıkması problemli olabilir. Bu benim tercihimde yapmak sunmak istedim. Yapmak isteyen evet, tabii ki tabii yapabilir. Ki. O tam sadesini daha önce gördüğünüz gibi çıkardık, evet, yaptık. Onu sade olarak uyguladık. İçerisine reçel, istediğiniz reçel de kullanabilirsiniz. İstediğiniz sosları da içerisine kullanabilirsiniz. Top kek için afiyet olsun diyorum. Balığı hemen geçelim. Balıklarımız için çukura filtralımız vardı. İçerisine biber, domates ve pastırma vardı. Bunları ne yaptık? Zeytinyağında hafif soteledik. Çok pişirmedik. Daha sonra ise balıkların arasına koyarak yağlı kağıt içerisine sararak tuz ve karabiber ilavesini yaparak yine 200 derece fırında yaklaşık 30 dakika biz şu an pişirdik.
mükemmel oldu. Soğanların sıcağı dayanamadı. Afiyet olsun diyorum efendim. Elinize sağlık diyoruz. Çok teşekkürler. Harika oldu. Evet sevgili seyircilerimiz, böylelikle Hayat Sevince Güzel programımızı burada noktalıyoruz. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu ve sağlıklı günler. Ve şimdi Eser'le sizi baş başa bırakıyorum. Hoşçakalın.